Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün videomda sizlere Türkiye'nin en acı biberini yediğim anımı anlatacağım. Arkadaşlar videoma geçmeden önce bu videoda dediğim her şey gerçek. Vallahi yalan ve clickbait değil. Lütfen bana yorumlarda yalan söylüyorsun vesaire gibi şeyler söylemeyin. Çünkü bu dediklerimin hepsi gerçek. Hemen ben konumuza dönelim. Arkadaşlar ben 6. sınıftayım ve normal bir gün okula gidiyorum. Tabii biraz erken gidiyorum çünkü otobüs saatleri yüzünden. Bir de ben erken gitmeyi severim bir yere. Bu arada şu an 8'e geçeceğim. Sınıfa geldim. Öğrenciler gelmeye başladı. Arkadaşlarım gelmeye başladı sınıfa. Bekir diye bir arkadaşım vardı benim. O arkadaşım da geldi. Ondan sonra çantasından bir biber çıkarttı. Yani bize övmeye başladı. Şey dedi böyle, bu biber çok acı falan filan diye. Bu arada arkadaşım Hataylı. Bize Hatay Samandağ biber olduğunu söylemişti. Ben de bir an gaza geldim. Bekir de gaza getiriyor zaten. Bu arada birazdan Bekir ise WhatsApp'tan göstereceğim. Mesaj atacağım. Döner mi bilmiyorum. En son ne zaman konuştuk onu bile hatırlamıyorum. Ondan sonra dediğim gibi ben gaza geldim. Ucundan bir ısırdım biberin. Isırmaz olaydım. Bak, çok büyük de ısırmadım. Çok küçük de ısırmadım. Orta bir ısırıktı. Isırdım abi. Sonra bir değişik olmaya başladım. Kıpkırmızı oldum. Ağzım öküz gibi yanmaya başladı. Ben 2 tane yarım litre su taşırım yanımda. O suları bile bitirdim ve o gün susuz geçirdim. Gözlerimden yaşlar gelmeye başladı. Tabii ben yiyince sınıftakiler bana bakmaya başladı. Çok kötü oldum gerçekten. Yemez olaydım yani, gözlerimden yaşlar geliyor. Gerçekten de böyle bir anım oldu. Ondan sonra eve gittim. Bir süre sonra, belki bir gün, belki bir saat, belki 10 ay falan, bu süreyi bilmiyorum. Enes Batur Türkiye'nin en acı biberi diye bir video attı. Ben de merak edip girdim ve öğrendim ki Enes Batur şöyle bir cümle kuruyor. Türkiye'nin en acı biberi Hatay Samandağ biberi dedi. Ben de anladım ki o an Türkiye'nin en acı biberini yemişim. İşte bu benim için çok acıydı. Aslında acı değildi. Ben gururlandım. Onu Türkiye'nin enerji biberini yemişim. Düşünsenize. Çok çok biz gururlandım ve şok oldum. Evet, şimdi bunları geçelim ve bu dediğim her şey vallahi doğru. Şimdi ise WhatsApp'tan arkadaşıma mesaj atacağım. Belki aktiftir diye. Bu konu hakkında konuşacağım. Bu arada vallahi onun da videonun haberi yok. Bu arada neden videoları vallahi diyorsun derseniz bazılarınız inanmayacaktır. O yüzden kanıt için bu şekilde diyorum. Telefondan mesaj atamayacağım. O yüzden bilgisayardan WhatsApp'a girdim. Şu anda F11'deyim. Ekran tamamıyla WhatsApp. Şuraya Bekir dedim. Evet, Muhammed Bekir. Şöyle girdim abi. Evet. Kanka ne haber? Orada mısın? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Şu anda bir şey yok yani. En son 3. ayın 24'ünde konuşmuşuz Bekir'le. Galiba telefon numarasını mı değiştirdi ya? Yeni telefon mu aldı bu? Evet arkadaşlar, bu şekilde güzel bir video oldu bence. Anım gerçekten çok güzel bir anı. Benim için de çok güzel bir anıydı. O anı yaşamak, o biberi yemek ve Türkiye'nin en acı biberi olduğunu öğrenmek benim için gerçekten bir gurur kaynağıydı. Bir videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. İsteyenler kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil tuşuna basarsanız videolarımdan ilk sesle haberdar olabilirsiniz. Videomu daha like atmayı unutmayın. Ekran çıkan Instagram hesabımı aranızdan isteyenler takip edebilir. Bu videonun sonunda 2 tane video bağlantısı görüyorsunuz. O videoları gidip like atabilirsiniz. Bu sonraki bağlantılarına kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.